Rabbin sözünü paylaşmaya. Amin. Bugünkü konumuz olacak. Kutsal kitap Tanrı hakkında ne diyor? 8 tane Tanrı'nın sıfatına bakacağız. 8 tane Tanrı'nın sıfatına bakacağız. Tanrı kimdir? İnandığımız Tanrı nasıl bir Tanrı'dır? Hep beraber bunlara bakacağız. Bu yüzden daha çok kutsal kitaptan ayetler okuyacağız bu sabah. Ve ispat edeceğiz bizim Tanrımız nedir ve ne yapıyor? Onun işi nedir? Onun sıfatı nedir? Ve bu yüzden kutsal kitap Tanrı hakkında ne diyor? O yüzden ayetlere bakacağız kardeşler. Birinci olarak Tanrı kimdir sizce? İlk önce sormak istiyorum. Senin için Tanrı kimdir? İnandığın Tanrı nasıl bir Tanrı'dır? Hiç düşündünüz mü? Birinci adımımız Tanrı sonsuzdur. Amin. Amin. Tanrı sonsuzdur kardeşler. Amin. Tanrı sonsuzdur. Bu ne demek biliyor musunuz? Tanrı sonsuzdur demek ki onun ne başlangıcı var ne de onun bir sonu var. Yani Rab Tanrı başlangıçtan beri var olandır. O her zaman vardı ve her zaman da var olacaktır. Amin. Amin. Ve bu yüzden biz diyoruz ki Tanrı sonsuzdur. Tanrı sonsuzdur. Bu demek ki onun hiçbir başlangıcı yok. Hiçbir de sonu olmayacaktır kardeşler. Bunu nerede görüyoruz? Mezmur kitabında 90. mezmuru açarsanız 2. ayette Davut ve oradaki mezmurcu diyor ki dağlar var olmadan daha evreni ve dünyayı yaratmadan öncesizlikten sonsuzlara dek Tanrı sensin. Amin. Amin. Burada ne görüyoruz kardeşler? Bunu görüyoruz ki Tanrı vardır. Dağlar var olmadan önce, Tanrı evreni ve dünyayı yaratmadan önce, öncesizlikten sonsuzlara dek Tanrı vardır. O sonsuzdur. Hatırlarsanız yaratılış kitabını birbirine daha açtığımızda kutsal kitabımızı 1. bölüm ve 1. ayette diyor ki Tanrı suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu, görüyordu. Yani bu dünyada hiçbir şey yokken, hiçbir dağ olmadan, hiçbir ağaç olmadan, hiçbir güneş olmadan, ay olmadan Tanrı vardı. Yani o başlangıçtan beri var olandır. Ve her şeyin de yaratıcısı O'dur. Bu dünyada ne görüyorsanız kardeşler, her şeyin yaratıcısı O'dur. Kutsal kitaba baktığımızda görüyoruz ki Tanrı bu dünyayı 6 gün içerisinde mükemmel bir şekilde yarattı. Ne için onu yarattı? Bize iyi olsun diye. Biz bu dünyada yaşayabilelim diye. Ve bu yüzden bunun ispatını görüyoruz daha yaratılış kitabında kardeşler ki Tanrı sonsuzdur. Hiçbir şey var olmadan önce O vardı. O yaşıyordu. Evet. Ve her zaman da sonsuza dek O var olacaktır. Amin. Amin. İkinci olarak ayetimize bakırsanız Romalılar 1. bölüm 20. ayette de bakın ne diyor? Elçi Paulus orada diyor ki Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve Tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Amin. Amin. Yani burada görüyoruz ki Tanrı yarattığı her şeyde var olduğunu bu dünyada açıkça görüyoruz kardeşler ki Tanrı sonsuzdur ve onun sonsuz bir gücü vardır. O her şeye egemen, her şeye gücü yeten bir sonsuz Tanrı'dır. Amin. Amin. Buna inanıyor muyuz ki Tanrı sonsuzdur? Evet. İnanıyor musunuz ki bir gün biz de onunla beraber sonsuza dek yaşayacağız? Amin. Biliyor musunuz? İyi haber bu ki bir gün hepimiz onunla beraber sonsuza dek yaşayacağız kardeşim. Eğer Tanrı arasında ve insan arasında farkı görürseniz, fark çok büyük biliyor musunuz? Biz insanlar sonsuz değiliz. Bizim bir başlangıcımız var, bir de sonumuz var değil mi öyle? Ama Tanrı sonsuzdur, onun bir başlangıcı yok, onun bir de sonu yok. Ama biz insanlar biliyoruz nereden geldik değil mi öyle? Ve nereye de gideceğimizi biliyoruz. Biz sınırlıyız. Ama Tanrı sınırsızdır. Tanrı sonsuzdur. Amin. Ve bu yüzden biz diyoruz ki Tanrı sonsuzdur kardeşler.
Bunu çana ama size iyi haberim var ki eğer İsa Mesih'e gerçekten yürekten iman ettiyseniz bir gün biz de onunla beraber sonsuzluğa geçeceğiz. Bir gün onunla beraber sonsuza değil yaşayacağız ve biz de sonsuz olacağız. Biz de sonsuz olacağız. Çünkü Rab Kutsal Kitabında Vahiy'in son bölümlerinde 20. ve 21. bölümde bize söz veriyor ki artık onunla beraber sonsuza değil yaşayacağız ve artık ölüm olmayacak. Hastalık olmayacak. Biz onunla beraber sonsuza değil yaşayacağız. İşte biz buna iman ediyoruz kardeşler ki Tanrı sonsuzdur ve bizim inandığımız Tanrı'yla birlikte biz de bir gün sonsuza dek yaşayacağız. Amin. Artık onunla beraber egemenlik süreceğiz. Amin. Hamdolsun. İkinci adımımız nedir? Tanrı kutsaldır. Amin. Amin. Tanrı'nın kutsal olduğuna iman ediyor musunuz? Evet. Ediyoruz. Tanrı kutsaldır kardeşler. Bugün bizim inandığımız Tanrı kutsaldır. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Bu demek ki Rab Tanrı mükemmeldir. Rab Tanrı kusursuzdur. Amin. Rab Tanrı günahsızdır. Evet, bizim inandığımız Tanrı mükemmeldir. O sonsuzdur. Onda günah yoktur. Yok. Onda günah yoktur. O mükemmel bir Tanrı'dır. Çünkü Tanrımız sonsuzdur, kusursuzdur ve tertemizdir kardeşler. Bizim inandığımız Tanrı budur. Ne mutlu bize. Bugün mükemmel bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Günahsız bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Kusursuz bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Günahsız bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Hamdolsun. Ve Rab'be şükürler olsun kardeşler. Bunun canına Rab'in sözü bize Vahiy kitabı 4. bölüm ve 8. ayette orada diyor ki kutsal kutsal kutsaldır. Her şey gücü yeten Rab Tanrı kutsaldır. Var olmuş, var olan ve gelecek olandır. Amin. Amin. Yani bizim inandığımız Tanrı kutsal, kutsal ve kutsaldır. Ve bunu kim diyor biliyor musunuz? Göklerde bunu melekler, kerumlar diyorlar ki kutsal, kutsal, kutsaldır. Ve bugün her birimiz de diyebiliriz ki benim Tanrım kutsaldır. O her şeye gücü yeterdir. Evet, bizim inandığımız Tanrı kutsaldır kardeşler. Ve bunun için biz lazım sevinelim ki kutsal bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Mükemmel bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Kusursuz bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Ve bu yüzden Elçi Petrus 1. bölümde 15 ve 16. ayetlerinde de şöyle diyor. Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre siz de her davranışlarınızda kutsal olun. Nitekim şöyle yazılmıştır. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Amin. Amin baba. Bizi çağıran Tanrı nedir? Kutsaldır kardeşler. Amin. Seni çağıran Rab Tanrı kutsaldır. Kutsal. O mükemmeldir. O kusursuzdur ve o günahsızdır. Ve bugün bizi çağıran Tanrı diyor ki ben kutsal olduğum gibi sen de kutsal ol. Amin. Amin. Biz kutsal olabilir miyiz? Amin. Razı mısınız benimle? Evet. Biz Tanrı'nın gibi kutsal olabiliriz kardeşler. Rab bize bu kutsallığı veriyor. Rab'in sözünde bize açıkça diyor ki ben kutsal olduğum gibi siz de kutsal olun. Kutsal olmak ne demek? Onu size kısaca açıklayayım. Kutsal olmak demek bu dünyadan ayrılmış, bu dünyadan çıkmış, bu dünyanın isteklerinden ayrılmış demektir. Ve bugün biz İsa Mesih'e iman ederek bu dünyanın adetlerinden, bu dünyanın tradisyonlarından, bu dünyanın işlerinden ayrılarak biz kutsallığa sahip oluyoruz. İsa'ya iman ederek biz kutsallığa geçiyoruz. Anladınız mı kardeşler? O yüzden biz kutsal olabiliriz. Nasıl? Biz bu dünya işlerinden ayrılarak bize kutsallar deniliyor. Anladınız mı? O yüzden biz kutsal olabiliriz ama mükemmel olamayız. Evet. Tek mükemmel biri var, o da Tanrı'dır. Burada çok yerleri karıştırırız. Bazen deriz ki biz kutsal olamayız, Tanrı sadece kutsaldır. Evet, biz kutsal olabiliriz. Çünkü onun sözü diyor. Ama mükemmel olamayız. Biz insanlar günahlıyız değil mi öyle? Biz kusurluyuz. Biz günah işliyoruz. Ama Tanrı mükemmel ve günahsızdır. Bizim ve insan arasında ve Tanrı arasında farkı görebiliyor musunuz? Biz günah işliyoruz, biz hata yapıyoruz, biz kusurluyuz, biz mükemmel değiliz ama Tanrı kutsaldır. Evet.
Ama Tanrı mükemmeldir. Tanrı günahsızdır ve kusursuzdur. Amin. Amin. Bugün bizim inandığımız Tanrı budur. Evet. Ama bir gün size iyi haberim var. Eğer ona iman ederseniz ve onun yolunda sadık bir şekilde yürürseniz, biliniz mi ki bir gün biz de mükemmelliğe kavuşacağız. Amin. Biz de mükemmel kişiler olacağız kardeşler. Biz de ona benzer olacağız. Biz de bir gün kusursuz, lekesiz olarak onun önüne çıkacağız. Ne diyor Rabbin sözü? Elçi Paulus Filipililere diyor ki, bir gün göz kıpırtısıyla bu bedenimiz, zavallı bedenimiz değişecek. Ve Rab bize kutsal, mükemmel bir beden verecek. Günahsız bir beden verecek. Ölümsüz bir beden verecek. Ve o zaman biz mükemmel olacağız Rabbin önüne çıktığımızda. Günahsız olacağız, kusursuz olacağız. Rab bize bu sözü, bu vaadi verdi ki bir gün biz de onun gibi mükemmel olacağız. Evet. Ama biz lazım bunu bekleyelim. Bir gün onunla beraber egemenlik süreceğiz. Onunla beraber sonsuza dek yaşayacağız kardeşler. Onun için Rab Tanrı kutsaldır ve biz de kutsal olmalıyız. Amin. Amin. Yazınız mı onları? Hatırlayın. Birinci neydi? Rab Tanrı neydi? Sonsuzdur. Sonsuzdur. İkinci Rab Tanrı? Kutsaldır. Amin. Ve şimdi üçüncü olarak bakıyoruz. Üçüncü olarak da Rab Tanrı doğrudur. Amin. Amin. Rab Tanrı doğrudur. Senin inandığın Rab Tanrı doğrudur. Amin. Bugün inandığımız Tanrı doğrudur kardeşler. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Rab Tanrı doğrudur. Bu demek ki Rab her durumda doğru karar verir ve yaptığı her işte haklıdır. Amin. Rab her zaman doğru karar veriyor. Ve yaptığı her işinde de haklıdır. O haklıdır. Çünkü o doğru bir Tanrı'dır. Amin. Amin. O doğrudur kardeşler. Ve şimdi Rab'in sözüne bakalım. Rab Tanrı için ne diyor? Açabiliriz. Vahiy kitabından 16. bölüm ve 7. ayet diyor ki, evet, her şey gücü yeten Rab Tanrı yargıların doğru ve adildir. Amin. Yani her şey gücü yeten Rab Tanrı'nın yargıları doğru ve adildir kardeşler. Yani bizim inandığımız Rab Tanrı doğru ve adildir. Onun yargıları bile doğru ve adildir. Ve sonra Mezmur 11 ve 7. ayette de Davut bakın ne diyor? Rab doğrudur diyor. Doğruları sever, dürüst insanlar onun yüzünü görecek. Amin. Ne diyor Mezmurcu? Rab doğrudur ve Rab doğruları sever. Bugün biz ve insanlar, insanlar arasında ve Tanrı arasındaki farkı tekrar size açıklamak istiyorum. Biz insanlar baktığımızda her zaman doğru karar alamıyoruz. Değil mi öyle? Her zaman doğru kararlar alamıyoruz. Ve yaptığımız her işte haklı değiliz. Her zaman haksız da olabiliriz, yanlışlık yapabiliriz. Çünkü biz insanız. Değil mi öyle? Biz insanız ve doğru her zaman işleri yapamıyoruz. Ama size iyi haberim var ki eğer İsa Mesih'e iman ederseniz, eğer İsa Mesih'e gerçekten yürekten güvenirseniz, o zaman biz her durumda doğru kişiler olabiliriz. Çünkü Rab İsa Mesih bize kutsal sözünde söz verdi. Ona iman ederseniz, onun kanı sayesinde, onun kusursuz, lekesiz kanı sayesinde doğrular sayılıyoruz. Ve Tanrı bize baktığında bizde Mesih'i görüyor. Bizi doğru olarak görüyor. Amin. Çünkü biz İsa'ya iman ettik. Ve Tanrı'nın önüne çıktığımızda Tanrı bizde İsa'yı görüyor. Amin. Ne kadar güzel değil mi öyle kardeşler? Onun için her zaman biz Rab'in yolunda yürüyelim ki Tanrı bize baktığında bizi doğru kişiler olarak görsün. Doğru kişiler olarak bizi görsün kardeşler. Neden? Çünkü mezmurcu diyor ki Rab doğruları sever. Ve bu yüzden bugüne kadar eğer doğru kişiler değilseniz Rab'in yolunda doğru kişiler olalım. Dürüst kişiler olalım ve Rab'in yolunda yaşayalım. Amin. Amin. Rab'in yolunda egemenlik sürelim. Ve Rab'le beraber sevinelim kardeşler. Neden? Çünkü doğru kişiler, dürüst kişiler onun yüzünü görecek. Eğer biz Rab'de doğru kişilerseniz, dürüst kişilerseniz, mezmurcu diyor ki biz onun yüzünü o zaman göreceğiz. Amin. Hamdolsun kardeşler. Evet. Dördüncü adımımız olarak
dördüncü adımımız Tanrı gerçek ve sadıktır. Amin. Bugün bizim inandığımız Tanrı gerçektir ve sadıktır. Buna inanıyoruz mu? Evet. Bizim Tanrımız mükemmel bir Tanrı ve gerçek bir Tanrı'dır. Sadık bir Tanrı'dır kardeşlerim. Ve bu ne demektir biliyor musunuz ki? Bu demek ki Rab güvenilirdir. Ve her vakit sözünü yerine getiriyor ve yalan söylemez. Şimdi insanlar arasında, biz insanlar arasında ve Tanrı arasındaki ayrımı fark ettiğim görürsünüz. Biz insanlar ne yapıyoruz? Her zaman sadık kalmıyoruz. Sözümüzde durmuyoruz. Veriyoruz sözler. Kim bilir kaç defa söz verdik. Ama bütün sözleri yerine getirdik mi? Getiremiyoruz. Çünkü biz insanız. Biz yalan da söylüyoruz. Doğru mu? Açık olursanız, dürüst olursanız biz çoğu zaman yalan da söylüyoruz kardeşler. Her zaman dürüst davranamıyoruz. Her zaman sözümüzü yerine getiremiyoruz. Yalan yapıyoruz. Çünkü biz insanız. Ama Tanrı gerçek, sadıktır. Ve o güvenilirdir. O yalan yapmaz. O yalan söylemez. Verdiği bütün sözleri yerine getiriyor kardeşler. Ve Rab bugün kutsal kitabı aracılığıyla bize ne kadar söz verdiyse hepsini yerine getiriyor biliyor musunuz? Rab hepsini yerine getiriyor. Çünkü o bize söz verdi. O bize söz verdi ve o istiyor ki sözünü sonuna dek yerine getirsin. Ve bugün düşünelim, biz Rab'be kaç defa söz verdik? Tövbe ederken biz kaç defa ona söz verdik ki ondan ayrılmayacağız? Biz kaç defa ona söz verdik ki onun yolunu bırakmayacağız? Onun müjdesini duyuracağız? Onun hizmetinde olacağız? Söz verdik mi? Tövbe ederken hepimiz söz veririz. Diz ki Rab'be söz vereyim sonuna kadar. Seninle beraber olacağım. Sana hizmet edeceğim. Senin müjdeni duyuracağım. Herkese seni duyuracağım. Bunu yapıyor muyuz? Bazen yapıyoruz, bazen yapmıyoruz. Değil mi öyle? Sözümüzü unutuyoruz. Verdiğimiz, Rab'be verdiğimiz sözleri birçok zaman tutmuyoruz. Ama Rab Tanrı sözünü tutuyor kardeşler. Rab Tanrı verdiği her bir sözünün arkasında duruyor. Çünkü o güvenilir bir Tanrı'dır. Bakın ne diyor? Selanikler 5. bölümde Rab'bin sözü bize diyor 24. ayette diyor ki bizi çağıran Tanrı güvenilirdir ve bunu yapacaktır. Amin. Amin. Demek ki bizi çağıran Tanrı nedir? Güvenilir bir Tanrı'dır. Ve bunu o yapacaktır. Evet. İnandığımız Tanrı güvenilirdir. O insan gibi değil. Biz insanlara güveniyoruz ve sonra hayal kırıklığına uğruyoruz. Değil mi öyle? Çünkü bizi yarı yolda bırakıyorlar. Bize verdikleri sözleri tutmuyorlar. Ama Rab Tanrı güvenilirdir ve bize verdiği bütün sözleri birebir yerine getiriyor. Çünkü o gerçek ve sadıktır. Amin. Amin. O gerçek ve sadıktır. Bakın Rab'bin sözü tekrar ne diyor? Çölde sayım 23. bölüm 19. ayeti açarsanız orada bakın ne diyor? Tanrı insan değil ki yalan söylesin. İnsan soyundan değil ki düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine getirmez mi? Amin. Amin. Ne diyor? Tanrı insan değil ki yalan söylesin. Demek ki insanlar yalan söylüyor. Ama Tanrı yalan söylemiyor kardeşler. Onda yalancılık yok. Onda dolancılık yok. O verdiği bütün sözleri birebir yerine getiriyor. Anlıyorsunuz mu kardeşler? O düşüncesini değiştirmeyin. O söyler de yapmaz mı? Rab söylediği bütün şeyleri yapıyor. Bize ne kadar söz verdi? Sana iyilik yapacağım. Seni iyileştireceğim. Sana şifa vereceğim. Verdi mi? Yaptı mı? Ve hala da yapıyor. Şükürler olsun. Rab her zaman bizim hayatımızda çalışıyor. Hayatımızda her gün mucizeler yapıyor. Çünkü o sadıktır. Çünkü o gerçektir. Amin. Şükürler olsun kardeşler. İnandığımız Tanrı sadık ve gerçektir. Amin. Amin. Ve beşinci olarak bakmamız gereken önemli konulardan biri de Tanrı merhametlidir. Amin. Amin. Tanrı merhametlidir. Senin, benim inandığım Tanrı merhametlidir. Ve bu ne demek kardeşler? Tanrı merhametlidir. Bu demek ki Rab bütün insanlara kendi iyiliğini gösteriyor. Hiç hak etmedikleri kaldı. Yani Rab Tanrı bize iyilik ediyor.
onun merhametini hak etmiyoruz. Ama buna rağmen Rab tekrar güneşini bize veriyor. Bugün hava ne güzel, güneşli. Rab bize merhamet ediyor. Bugün güneş varsa merhamettir bu kardeşler. Bugün soluyorsanız bu merhamettir. Bugün ayaktaysanız Tanrı'nın merhametidir. O yüzden kardeşler biz lazım her gün Rab'be şükredelim. Çünkü o merhametli bir Tanrı'dır. O merhametlidir. Ama açık olursanız biz insanlar çoğu zaman merhametsiziz. Merhamet etmiyoruz. Merhametsiz oluyoruz. Birine acımıyoruz. Merhametsiz çoğu zaman davranıyoruz. Ama Tanrı böyle değil kardeşler. Tanrı merhametlidir. Ve o bugün bizim göksel babamızsa o istiyor biz de merhametli olalım. Bakın Rabbin sözü ne diyor? Luka, açabilirsiniz Luka 6. bölümde ve 36. ayeti İsa Mesih'in kendisi diyor. Orada diyor ki babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun. Amin. Babanız merhametli olduğu gibi, göksel babamız merhametli olduğu gibi bizim de merhametli olmamız gerekiyor kardeşler. Çünkü bizim inandığımız göksel baba merhametlidir. Ve bugün bizim de merhametli olmamız gerekiyor. Bu mümkün mü? Mümkündür. Merhametli olabiliriz. Çünkü bizim Tanrımız merhametli. O merhametli olduğu gibi biz de merhametli olabiliriz. Biz de yufka yürekli olabiliriz. Değil mi öyle? Acıyan, yardım eden, merhamet gösteren, sevgi gösteren kişiler olabiliriz. Çünkü bizim Tanrımız bizi buna öğretiyor. Onun için bizim yapmamız gereken şey kardeşler, babamız merhametli olduğu gibi biz de merhametli olalım. Amin. Amin. Ve Yakup'a baktığımızda 5. bölüm 11. ayette diyor ki Rab çok şefkatli ve merhametlidir. Rab çok şefkatli kardeşler ve çok merhametlidir. Onun için bizim de ona benzer olarak davranmamız gerek. Biz de onun gibi merhametli ve şefkatli olmalıyız. Merhametli ve şefkatli olmalıyız kardeşler. Ve 6. adımımız, 6. olarak Rab Tanrı ruhtur. Amin. Amin. Rab Tanrı ruhtur. Rab Tanrı ruhtur. Evet, bu ne demek biliyor musunuz? Rab Tanrı ruhtur. Bu demek ki onun bedeni yoktur. Onun bedeni yoktur kardeşler. Biz onu göremeyiz. Fakat o her şeyi görebiliyor. Biz Tanrı'yı göremiyoruz. Ama Tanrı bizi görüyor. Siz inanıyorsunuz mı ki Tanrı ruhtur ve bugün aramızdadır. Şu an aramızda geçiyor. Rab aramızda hareket ediyor. Biz onu görmüyoruz. Ama o bizi görüyor ve bugün bize sarmaşıyor. Yanımızda oturuyor. Bize yakındır Rab. Çünkü o ruhtur. O sınırsızdır kardeşler. Ve biz onu göremiyoruz. Ama Rab bizi görüyor kardeşler. Onun bir bedeni yoktur. Ama Rab Tanrı her zaman bizi görüyor. O biliyor bizi. O ihtiyaçlarımızı biliyor. O çünkü sınırsız bir Tanrı'dır. O her şeyi görebiliyor. O her yerde aynı anda olabilir. Hiç kimse ondan saklanamaz. O her yerde aynı anda olabilir. Biliyor musunuz? O şu an burada olduğu gibi aynı zamanda Silivende de bizim toplantıda da. O şu an Almanya'da Saşo kardeşin yanında da. O Angliya'da da, İngiltere'de de. O her yerde. Çünkü Tanrı sınırsızdır. O istediği her yerde aynı anda olabilir. Ama biz o insanlar öyle miyiz? Hayır. Biz şu an ben buradaysam bizim Silivende'deki birlik lisesinde değilim. Orada başka bir kardeş paylaşıyor. Ben buradayım şu an. Anlıyorsunuz mu? Benim bedenim de canım da ruhum da burada. Anlıyorsunuz mu? Ben aynı anda olamayayım. Hem burada vaaz vereyim hem Silivende vaaz vereyim. Olmuyor. Ama Rab Tanrı aynı anda her yerde olabilir. Anlıyorsunuz mu? Oh bütün toplantılarda şu an. Bugün pazar günü ve bütün dünyada toplantı var. Ve Rab bütün toplantıların içinde de. Amin. Evet. Çünkü o sınırsızdır. Ve biliniz mi ki Rab Tanrı'dan da hiç kimse saklanamaz. Evet. Ne de yapmış olsanız ondan saklanamayız.
Biz ondan saklanamayız, gizlenemeyiz. Çünkü o ruhtur ve her şeyi görüyor. Her şeyi gözetliyor. Bir tarı adamı vardı. Örnek verirseniz Yunus, Yona. Yunus'u biliyorsunuz değil mi? Rab tarı ona dedi ki Nineveh'e gideceksin. Orada müjdeyi duyuracaksın. Oradaki insanlar kurtulsun. Ama Yunus ne yaptı? Korktu. Evet. Yunus korktu ve Nineveh kasabasına gitmek istemedi. Oradan kaçtı. Rab tarıdan saklanmak için bir gemiye bindi. Kocaman bir gemiye bindi. Ve geminin en altına daldı. Rab onu görmesinmiş. Rab onu orada görmesin, saklansınmış. Ama biliniz mi Rab tarı ne yaptı? O gemiye kocaman bir büyük fırtına verdi. Yağmur verdi, rüzgar verdi. Gemi sallanmaya başladı. Gemi batmaya başladı. Rab tarı Yunus'u geminin içinde buldu. Onu gördü. Onu uyandırdılar. Kalk Yunus, ölüyoruz. Sen uyuyun. Bir de kalktı Yunus. Ne oldu? Gemi batıyor. Yalvar Tanrı'na. Dua et Tanrı'na. Batıyoruz, ölüyoruz. Ve Yunus anladı ki ben Tanrı'dan kaçamayayım dedi. Ve o zaman dedi ki biliniz mi bütün bu belalar, bütün bu olaylar benden için oldu. Beni tutun denize atın. Beni atın denize. Attılar onu denize. O zaman sakinlik oldu. O zaman rüzgar durdu. Yağmurlar durdu. Kocaman bir balık onu aldı. Yuttu Yunus balığı ve onu Nineveh kasabasına kustu. 3 gün sonra onlar ayaktı. Ve de diyorum ki ya kardeşler bu örnekle ki biz Rab Tanrı'dan saklanamayız. Ondan kaçamayız. Ondan gizlenemeyiz. O her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor kardeşler. O yüzden biz her zaman hazır olmalıyız. Her zaman hazır olmalıyız. Yüreklerimizi ona açalım ve ondan kaçmayalım. Çünkü Rab bizi görüyor kardeşler. Rab bütün gizli günahlarımızı biliyor. Rab bütün hatalarımızı biliyor. Rab bütün yanlışlıklarımızı biliyor. Bu yüzden biz her şeyimizi ona getirerek tövbe edelim. Günahlarımızı ona getirerek onun önüne kendimizi çıkaralım kardeşler. Ve size iyi haberim var. İyi haberim var ki Rab Tanrı ruhtur dedik. Onun bedeni yoktur. Ama Kolosiler kitabında Elçi Paulus bize bunu açıklıyor. 1. bölüm 15. ayette diyor ki görünmez Tanrı'nın görünümü İsa Mesih oldu. Amin. Amin. Demek ki görünmez Tanrı'nın görünümü kimmiş? İsa Mesih'miş. Tanrı'nın eli ayağı yoktur. Gözü yoktur. Ama İsa Mesih Tanrı'nın eli ayağı gözü oldu. Ve o bizi görüyor böylece. Amin. Amin. Ve bu yüzden kardeşler ki bunu lazım biz bilelim. Bu mecazi bir anlamda diyor ki Tanrı ruhtur. Ama mecazi anlamda diyor ki Tanrı bizi görüyor. Tanrı bize elini uzatıyor. Bu sadece bir mecazi anlamında. Anlıyoruz mu? Onun eli, ayağı, gözü yok. O bu mecazidir. Ama görünmez Tanrı'nın görünümü İsa Mesih'te göründü. Biz İsa'yı görerek, bir gün İsa Mesih'i görerek Tanrı'yı görmüş olacağız. Bunu Kolosiler 2. bölüm 9. ayette de görebilirsiniz. Ki Rab Tanrı'nı görüyoruz, İsa Mesih'te onu görüyoruz kardeşler. Evet, ve ne diyor? Ayetler var. Yuhanna 4. bölüm 24. ayette diyor ki Rab Tanrı ruhtur. Ona tapanlar da ruhta ve gerçekten tapınırlar. Amin. Amin. Rab Tanrı ruhtur. Biz ona tapınırsanız ruhta ve gerçekte tapınmalıyız. Çünkü o ruhtur kardeşler. Ve bizim de ona ruhta ve gerçekte tapınmamız lazımdır. Neden? Çünkü Rabbin ruhu bizim içimizde yaşıyor. Buna iman ediyor muyuz? Evet. Ve biz de ona ruhta ve gerçekte tapınmalıyız. Evet. Ve 2. Korintoslar 3. bölüm 17. ayette de Paulus diyor ki Rab ruhtur. Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Amin. Amin. Rab ruhtur kardeşler. Ve Rabbin ruhu nerede yaşıyor? İçimizde, yüreğimizde. Ve bugün bizim yüreğimiz özgürdür. Çünkü Rabbin ruhu içimizde, yüreğimizde yaşıyor. Ve biz ona aitiz. Amin. Amin. Ve bir gün Rab İsa'yı göreceğiz. Amin. Amin. Rab Tanrımızla beraber sonsuza dek yaşayacağız kardeşler. Yedinci olarak, yedinci adımımız Rab Tanrı ışıktır. Amin. Amin. Rab Tanrı ışıktır. Bu ne demek kardeşler? Rab Tanrı ışıktır. Bu demek ki onda
hiçbir karanlık yoktur. Evet. Onda kötülük yoktur. Onun ışığı tertemizdir kardeşler. Rab Tanrı ışıktır. Bu demek ki onda karanlık yok. Onda karanlık işler yok. O ışık bir tanrısıdır. Onda kötülük yoktur. O her zaman aydınlıktır. O her zaman ışık gibi parlıyor kardeşler. O yüzden Rabbin sözü bize bunu öğretiyor. Diyor ki 1. Yuhanna 1. bölüm 5. ayette 7. ayeti bir okuyalım. Orada ne diyor? Tanrı ışıktır. Onda hiç karanlık yoktur. Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Ama ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur. Ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Amin. Ve burada ne görüyoruz ki? Tanrı ışıktır ve onda hiç karanlık yoktur. Ama biz onunla bir paydaşlığımız olursa, onunla beraber yaşarsak biz de ışık çocukları olacağız. Biz de ışıkta yaşayacağız kardeşler. Onun için bizim yapmamız gereken şey nedir kardeşler? Bizim Tanrımız ışık olduğu gibi biz de ışık olalım. Biz de ışıkta yaşayalım. Biz de burada bu dünyadaki insanlara ışık gibi parlayalım. İsa Mesih 2000 yıl önce geldiği zaman insanlara ışık gibi parladı. Karanlıkta olan halka ışık doğdu. İsa Mesih doğdu ve ışık getirdi. Yaşam getirdi. Ve bugün İsa Mesih bu dünyadan ayrılarak bize de ne dedi? Matta 5. bölüm 14. ayette ne dedi? Dünyanın ışığı sizsiniz dedi, değil mi? Ve artık İsa Mesih bu görevi bize bıraktı. Biz de bu ışığı lazım sürdürelim. Biz de gittiğimiz her yerde insanlara ışık gibi parlayalım. Işıkta yaşayalım kardeşler. Bizim yapmamız gereken budur. Işık gibi her yerde parlayalım. Işık olabiliriz. Çünkü Efesler 5. bölüm 8. ayette Paulus diyor ki bir zamanlar karanlıktaydınız. Bir zamanlar karanlıktınız. Ama şimdi Rab'de ışıksınız. Ve ışık çocukları olarak yaşayın. Amin. Bir zamanlar belki karanlıktaydınız. Onu tanımadan önce hepimiz karanlıktaydık. Kötülükteydik, günahtaydık. Ama biz Tanrı'ya iman ederek, Rab'be iman ederek artık karanlıktan ışığa geçtik. Amin. Artık biz aydınlıkız. Çünkü biz Tanrı çocuklarıyız. Amin. Biz Tanrı çocukları olduğumuz için ışıkta yaşıyoruz kardeşler. Şükürler olsun ki biz Rab'de ışık çocuklarıyız. Amin. Hamdolsun. Evet. Şimdi son adımımız Tanrı'nın son sıfatı Tanrı sevgidir. Amin. Biraz önce Lakin'e söyledik. Tanrı sevgidir. O sevecendir. Bağışlayandır. Yaşam verendir. Amin. Evet. Tanrı sevgidir kardeşler. Senin benim inandığım Tanrı sevgidir. Şükürler olsun. Bizim inandığımız Rab Tanrı sevgidir. Ve o sevecen bir Tanrı'dır. Ve bu demek nedir kardeşler? Biliniz mi ki? Rab Tanrı bizi seviyor. Amin. Rab Tanrı seni seviyor kardeşim. Rab Tanrı seni seviyor ve sana değer veriyor. Seninle uğraşıyor. Sana yardım etmek istiyor. Biz hiç hak etmediğimiz halde Rab Tanrı bizi arıyor. Bizimle uğraşıyor ve bizi kurtarmak istiyor. Neden? Çünkü o sevgidir. Sevgi olan Tanrı bizimle uğraşıyor. Bizim yaptığımız hatalara rağmen, günahlara rağmen bizi tekrar seviyor. Tekrar bize kucağını açarak gel yavrum diyor. Sen benimsin. Rab bizi seviyor kardeşler. Ve bugün biz Rab'in çocuklarıyız. Ve Rab'in gözünde çok değerliyiz. Neden? Çünkü Rab Tanrı tarafından seviliyoruz. Rab Tanrı tarafından seviliyoruz kardeşler. Onun için biz lazım Rab'be şükredelim. Çünkü Rab bizi seviyor. Ve bizimle uğraşıyor. Ve ne diyor? Yuhanna 3.16'da ne diyor orada? Hepimizin ezberlediği, hepimizin bildiği altın ayet. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki hiç kimse mahvolmasın. Ama hepsinin sonsuz yaşamı olsun. Amin. Tanrı bizi bununla sevdiğini ispat ediyor ki biricik oğlunu İsa Mesih'i dünyamıza gönderdi. Bizim
yerimize ölsün. Bizim yerimize acı çeksin. Bizim yerimize çarmıha girilsin. Bizim yerimize çarmakta ölsün. O yüzden Tanrı bizi ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz kardeşler? Kendi varlığından öz oğlunu bizim için göndererek feda etti. Bizim için onu kurban etti ki biz yaşayalım. Biz kurtulalım nene. Bizim de sonsuz yaşamımız olsun nene. Ve şükürler olsun İsa Mesih ölü olarak kalmadı. İsa Mesih dirildi. Amin. İsa Mesih dirildi kardeşler. O ölü olarak kalmadı. Ve tekrar geleceğine iman ediyoruz. Çünkü İsa Mesih diridir. O yaşamdır. Ve bizi seviyor. Ve bizi bütün günahlarımızdan kurtarmak istiyor. İsa Mesih bizim için öldü. Bizim için acı çekti. Bizim için dirildi. Amin. Şükürler olsun. Ve bizim için tekrar gelecektir. Ve onunla beraber sonsuza dek egemenlik süreceğiz. Sonsuza dek yaşayacağız. İşte sevgi budur kardeşler. Sevgi budur. Yuhanna 1. Yuhanna 4. bölüm 16. ayette ne diyor bize? Bakın, Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar. Amin. Demek ki Tanrı sevgidir. Biz Tanrı'da yaşarsak Tanrı da bizde yaşayacak. O yüzden kardeşler gelin el ele verelim, birbirimizi sevelim, birbirimize destek olalım. Tanrı bizi sevdiği gibi biz de birbirimizi sevelim, birbirimize yardım edelim. Çünkü bizim inandığımız Tanrı sevgidir. Ve biz de lazım herkesi sevelim, herkese yakınlık gösterelim ve herkese aralım, herkesle uğraşalım. Çünkü Rab Tanrı sevgi olduğu için bizi arıyor, bizimle uğraşıyor. Biz de kardeşlerimizi aralım, biz de komşularımıza sevgi gösterelim, biz de herkese yardım edelim kardeşler. Çünkü Tanrı sevgidir. Amin. İnandığımız Rab Tanrı sevgidir kardeşler. Şükürler olsun.